Kadın Sağlığı ve Tüp Bebek köşesinde bu hafta tüp bebek tedavisinde laparoskopinin ve histeroskopik cerrahinin yerini konuşacağız. Bu konuda bize İstanbul Tüp Bebek ve Kadın Sağlığı Merkezi'nden kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Nurettin Türktekin bilgi verecek. Merhabalar. Merhabalar. Sevgili izleyiciler, sizler de eğer çocuk sahibi olmak istiyorsanız gerek tüp bebek tedavisiyle gerekse laparoskopik cerrahiyle ilgili merak ettiğiniz soruları yöneltebilirsiniz. İletişim bilgilerimiz ekranlarımızda. Laparoskopik cerrahi ya da toplumun, halkın diğer deyimiyle kapalı ameliyat. Özellikle jinekolojide laparoskopik cerrahi nasıl bir yöntemdir? Bu tür operasyonlar nasıl yapılır? Bizim klinik uygulamalarımızda son 20-30 yılımıza damgasını vuran bir yöntem laparoskopi ve çok yararlandığımız, çok fayda gördüğümüz, hasta için de çok büyük avantajlar taşıyan yöntemlerden. Çünkü normal açık cerrahide gerçekten ayağa kalkma süresi, hastanın iyileşme süresi, ameliyat sonrası huzursuzluklar, ağrılar gibi enfeksiyon risklerinin çok yüksek olduğunu biliyoruz. Laparoskopik cerrahide aynı gün bile taburcu edebildiğimiz ya da çok çabuk ayağa kalkıp işine çabuk dönebilen, çok çabuk iyileşme ve sağ kalım oranları yüksek olan bir yöntem. Hasta için çok minimal invaziv, yani çok az zarar gördüğü ve daha büyük fayda sağladığımız bir yöntem. Bizde uygulamaya girmesindeki en büyük artı, yani diğer bir genel cerrahinin, bir diğer branşların kullanımından öte bizde karın içi yapışıklıklar, ki açık cerrahilerden sonra çok fazla oluşabiliyor, bizim üreme fonksiyonumuzu olumsuz etkiliyor. O yüzden biz hastamızı ilk karşılaştığımızda ilk sorduğumuz soru, bugüne kadar açık bir cerrahi geçirdiniz mi? Bu bir sezeryan ameliyat olabilir. Bu bir apandisit ameliyatı olabilir. Bu bir safra kesesi ameliyatı olabilir. Bizim organlarımızdan bağımsız da olsa karına yapılan herhangi bir cerrahi müdahale, açık cerrahi müdahale kadında üreme fonksiyonlarını bozuyor. Özellikle tüplerde yapışıklık gibi, tüplerde sıvı birikmesi gibi bizi olumsuz etkileyecek durumlara yol açabiliyor. Bu sebepten laparoskopinin bizde kullanım alanı, kullanım amacı çok daha önemli hale alıyor. Biz örneğin hiçbir sorun olmasa da bir çocuk doğurmuş ve sezeryanla ameliyat olmuş ama ikinci çocuğunu elde edememiş bir hastaya ilk rahim filmi çekeriz. Rahim filmi çekmemizdeki en büyük amaç acaba bir yapışıklık ya da tüpte sıvı birikimi herhangi bir problem var mı? Bunu gördüğümüz zaman zaten sebebi bulmuş oluruz. Ve ikinci bir laparoskopik ameliyatla bunu çözdükten sonra çoğu zaman tüp bebeğe daha gerek kalmadan aynı hasta ikinci çocuğuna sahip olabilir. Bunun ötesinde histeroskopi de zaman zaman eş zamanlı veya farklı zamanlarda da uyguladığımız ikinci bir yöntem. Bu da rahim içine müdahale etme imkanı sağlayan, karını açmadığımız, vajinal yoldan rahime ulaşarak içerisine sıvı vererek bir kamera vasıtasıyla televizyon üzerinden rahim içinin değerlendirildiği, büyütme optiğiyle daha büyük oranda sanki bir mikroskopla incelercesine en ince ayrıntıya kadar gördüğümüz ve bir takım müdahale imkanı tanıyan, yine 100 yıla aşkın bir süredir aslında uygulana gelen ve artık teknolojinin gelişmesiyle çok daha pratikleşen, bir saat sonra bile hastanın ayağa kalkıp gidebildiği, taburcu olabildiği, ofisten ayaküstü dediğimiz, ofis histeroskopi dediğimiz sistemlerle neredeyse anestezi bile vermeden çok çabuk pratik çözebildiğimiz kolay yöntemler. Bunlar da bize çok büyük artılar sağlıyor. Özellikle doğuştan gelen, anneden doğduğundan itibaren taşıdığı bir takım rahim bozuklukları, rahiminin şekil bozuklukları, işte T rahim dediğimiz, I rahim dediğimiz veya rahimde perde dediğimiz, kalp şeklinde rahim dediğimiz ve çocuk taşımakta zorlanan, erken doğumlarla sonuçlanan, erken gebelik kayıplarıyla bizi sağlıklı bir bebek elde etmede zorlandıran pek çok durumu 5-10 dakika, en fazla 15 dakikalık kısa müdahalelerle çözebildiğimiz, buna imkan tanıyan cerrahi yöntemler. Peki, birkaç delik açarak herhalde laparoskopik cerrahiyi yapıyorsunuz. Biraz süreci anlatır mısınız Tabii. bize? Kapalı ameliyat. Çünkü kapalı ameliyatta herhalde bütün karında geniş bir kesi yapılıyor. Evet. Şimdi karnımız
negatif bir basınç vardır. Yani karnımızın içerisinde aslında bir boşluk yok. Tamamen birbirine sımsıkı şekilde sarılmış. Bağırsakların tabii büyük oranda yer kapladığı, midenin, karaciğerin, rahmin, yumurtalıkların, tüplerin hepsinin bir arada olduğu, şöyle tabir etmek daha doğru, sanki bir torba düşünün. İçerisine organlarımız konmuş, kapatılmış bir vaziyette sımsıkı halde duruyor. Biz normal açık ameliyatı açtığımızda çok dar bir alanda çalışmak durumunda kalıyoruz. Ama laparoskopinin en büyük avantajı, ilk önce göbek, genelde göbeği kullanırız. Böylelikle vücudun doğal deliği, olduğu için. Evet. Ve estetik olarak da kapandığında herhangi bir dışarıdan görüntü olarak rahatsız olmaması için hastalarımızın. Buradan tam 1 santim çapında bir delik açarız. 1 santim, 10 milim, bazen 11 milim. Bu çaptaki delikten bir kamera içeri sokarız ve karına girdiğimizden emin oluruz. Ondan sonra içeriye karbondioksit gazı basarız. Bu da yaklaşık 3-3,5 litre kadar, 4 litre kadar karbondioksit gazı basarız. Bu şekilde karın şişer. Hastayı da biraz baş aşağı yaptığımızda bağırsakları da yukarı doğru kaçtığı için bizim önümüzde çok net bir şekilde yumurtalıklar, tüpler ve rahim, idrar torbası gibi organları çok net bir şekilde görürüz. Ve laparoskopi kamerasını büyütmeye alarak her bir organı artık bir mikroskop altında inceliyor gibi koskocaman en ince ayrıntısına kadar bir sıkıntı, kusur, problem olmadığını tespit edebiliriz. Daha sonra içeride tabii hiçbir elimiz yok. Müdahale etme şansımız yok şu anda. Sağ veya soldan veya hem sağ hem soldan iki tane beşer milimlik, yani neredeyse bu küçük parmağımız kalınlığında delikler açarız. Bu deliklerden de kumandası dışarıda olan aletler, yaklaşık 35-40 santimlik aletlerimiz var. Onları sokarız. Böylelikle dışarıdan biz müdahale ettiğimizde içerideki aletin, işte makassa kesme aleti, kanama varsa kanamayı tutma için elektriksel bir düzenek veya tutmamız gerektiği zaman yine tutucu aletlerimizi içeriye sokmuş oluruz o 5 milimlik deliklerde. Daha sonra aletleri dışarıdan kumanda ederek ileri geri sağa sola 360 derece döndürerek biz tabii ki ekrandan içeride ne olduğunu görüyoruz. Çünkü kameramız diğer elimizde. En az 2 kişinin olması gerekiyor tabii ki. Biri kamera ve ekartasyona yardımcı olacak ve diğeri de cerrah olarak işin içerisinde. Bir üçüncü eleman da tabii ki bazen sıvı veririz. Tüplerden sıvı geçişini, herhangi bir gecikme olup olmadığını, tıkalı olup olmadığını kontrol amaçlı. Bu şekilde 2 ya da 3 kişiyle, ki 3 kişi daha ideal bir rakam, ameliyatı sonlandırırız. Ve burada yapılan müdahaleler çok minimal, milimetrik, küçük ve yerinde işlemler. Başka hiçbir organa dokunmadan hedef organla işimizi yapıp çıkarız. Peki şunu öğrenmek istiyorum. Biraz önce dediniz ki sohbetin başında, aslında laparoskopik cerrahiyle bazen tüp bebeğe bile gerek kalmadan çiftler çocuk sahibi tabii olabilme imkanına kavuşurlar. Peki bazen de tüp bebek gereken durumlarda laparoskopik cerrahiyle bir takım sorunların bertaraf edilmesi, rahimle, tüplerle, yumurtalıklarla ilgili olan sorunların dışlanması, tedavi edilmesi tüp bebeğin başarısını nasıl etkiliyor? Kesinlikle tüp bebek başarısını artıran bir yöntem. Şöyle ki, 2'den fazla, 3'ten fazla tüp bebek tedavisi almış ve gebelik oluşmamış hastalarda biz laparoskopi yaparız. Muhtemelen deriz, içeride bize engel olacak bir problem olabilir. Rahim filminde çoğu zaman sıvı birikimi dediğimiz bir olay var. Şu an belki 10 hastamızın 2 tanesi, %20 hastamızda bunu yakalıyoruz. Geçirilmiş enfeksiyonlar, geçirilmiş cerrahiler daha önceki. Tüpler çünkü çok hassas organlar, enfeksiyona açık organlar, enfeksiyona sekonder olarak orada bir sıvı birikiyor. Bu sıvı rahimle ilişkili olduğu için zaman zaman rahim içine akıyor. Ve rahim içinde olumsuz bir şart ve kondisyon meydana getiriyor. Ve bu durumda biz tüp bebek dahi yapsak içeride koyduğumuz embriyonun tutunmasına engel oluyor. Biz bunu fark ettiysek örneğin laparoskopiyle o tüpün rahimle bağlantısını kesiyoruz. Eskiden tüpü de alıyorduk ama artık tüpü almıyoruz. Çünkü bu yumurtalığın beslenmesini olumsuz etkileyebilir. Mecbur kalmadıkça tüpü almadan rahimle olan bağlantısını kestiğimizde oradaki sıvı artık rahim için akmıyor. Rahim için akmadığı için diğer tüp sağlam ise ve eşi spermleri normal ise bu kadın zaten kendi de gebe kalabilir. Bir müddet hatta bekletiyoruz, bir 6 ay, bir sene kadar. Hani her şey yolunda, yaşı çok ileri değilse bakın diyoruz, böyle bir engeli kaldırdık. İsterseniz tüp bebekte acele etmeyelim. Bir minimum 6 ay, bazen 1 sene yaşı uygunsa doğal yollardan dahi gebelik elde edebilirsiniz ve bu şekilde pek çok hastamız da gebe kaldı. Peki tüp bebeğin başarısını nasıl etkiler? Yani tüp bebek gereken vakalarda da sorunun bertaraf edilmesin, tüp bebek
yönteminde de uyguladığınız tedavide de başarıyı arttırıyor herhalde, değil mi? Tabii ki. Standartta uygulanan bir yöntem değil. Bir kere hastalara bunu söylemek lazım. Ancak birden fazla denemesi olup da neden gebe kalamadığını açıklayamadığımız olgularda ya da rahim filminde bir şey gördüğümüzde, ultrasonda bir anormallik gördüğümüzde müdahale edeceğimiz durumlar bunlar. Tabii ki tutunmaya engel bir durumu ortadan kaldırdığımız için bir sonraki tüp bebekteki şans tabii ki artmış oluyor. Peki çikolata kistlerini biraz konuşmak istiyorum sizinle. Endometriozis ya da halk arasındaki adıyla çikolata kistleri laparoskopik cerrahiyle herhalde genellikle çıkartılıyorlar tabii değil ki, mi? Ne tür avantajlar getiriyor özellikle çikolata kistlerinde? Şimdi endometriozis çikolata kistinin öncülü ilk aşaması ve bunun tek bir tanı yöntemi var. Altın standart laparoskopi. Yani biz endometriozis hastasını aslında çoğu zaman tanıyamayabiliriz. Çünkü ilk aşamada bunlar çok şikayet vermiyor. Hastaların böyle müphem ağrıları, adet sancıları, pek çok hanımın normalde de yaşadığı bulgular olduğu için hasta da doktor da bunu çok atlayabilir. Ama üretken çağındaki bir kadında hiçbir sebep bulamıyorsak şüpheliler arasında ilk sıradadır. Çünkü yapılan otopsiler göstermiş ki rastgele herhangi bir şekilde hayatını kaybeden kadınlarda yapılan otopsilerde %30'lara kadar, yani 3 kadından bir tanesi endometriyoz olduğundan habersiz ömrünü tamamlamış. Çocuğu da olmuş olabilir, düşük yapmış olabilir. Her endometriyoz tabii ki kısırlık nedeni değildir ama demek ki 3 kadından bir tanesinde endometriyoz çıkabiliyor. Biz anlayamadığımız ya da sebebini ortaya koyamadığımız, açıklanamayan infertil dediğimiz olgularında %50'sinin aslında endometriyoz olduğu ortaya çıktı. Yani biz siz çok normalsiniz, eşinize hiçbir sorun yok, tüpleriniz açık dediğimiz her iki hastanın birinde endometriyoz olabilir. Biz bu açıdan farklı muayeneler, farklı tetiklerle bunu detaylandırmak isteriz ki neticede bunun çözümü tabii ki laparoskopi. Tabii ki bazı hormonlu ilaçlar. En azından çözüme odaklı, gebeliğe odaklı düşündüğümüzde laparoskopinin burada yeri çok önemli. Çikolata kisti bunun son aşaması. Artık endometriyoz hastalığı ilerleyerek kist haline almış ve içerisinde her ay adet kanaması gibi biriken kanın beklemek suretiyle simsiyah bir çikolata kıvamında yapışkan bir hal alması olayı. Ki çok sancılı, ağrılı da olabiliyor bunlar. Zaten ağrıyla geliyorlar. Yanında çocuğu da olmuyorsa ki bekar hastalarda da rastlayabiliyoruz. Bunların çıkarılıp çıkarılmaması konusu da şu an bizim için çok tartışmalı. Şöyle ki rezerve iyi olan hastalarda çıkarma yoluna gidebiliyoruz ama rezerve zaten kötüyse, erken menopoz gibi bir riski varsa bunlarda hiç müdahale etmeden direkt tüp bebek öneriyoruz. Şimdi konumuz, ana konumuz laparoskopi olduğu için şunu sormak istiyorum. Hekimin deneyimi burada çok önemli herhalde değil tabii mi? Tabii ki. Laparoskopik cerrahi için jinekolojide herhalde ayrı bir eğitim görüyorsunuz. Tabii ki. Şimdi endometriyoma gibi, çikolata kisti gibi vakalar gerçekten çok deneyim isteyen vakalar. Yani çünkü milimetrik işlemlerin yapıldığı ve yaklaşık bir endometriyoma vakasında 100 bin civarı yumurtanın kaybolacağı öngörülüyor. Evet. Yani bu çok ciddi bir rakam. Belki birkaç yıl menopozu erkene çekebilecek bir operasyon. O yüzden hastanın rezervinin iyi olmadığında, emin olmadığımızda ameliyattan önce biz onu gebe bırakmayı, embriyo biriktirmeyi hedefleriz. Ağrıdan dolayı ancak bir ciddi bir klinik varsa ameliyatı ön plana alırız. Ama kadın çocuklarını doğurdu, tamamladı, üretkenlikle ilgili beklentisi kalmadıysa o zaman ameliyata geçmek gerekir. Sohbetimizin sonuna geldik. Ekran karşısında bizi izleyen kadınlara, özellikle üreme sağlığı ile ilgili problem yaşayan kişilere neler önermek istersiniz? Konumuz laparoskopik cerrahi ile, evet. Ama öncelikle kadınların üreme sağlığı ile ilgili bir sorunu olduğunda ya da çocuk sahibi olmak isteyip de bir türlü bu amaçlarına erişemediğinde erken zamanda hekimlere gelmeleri, evet, de çok kesinlikle önemli. Yaş faktörünü her zaman vurguluyoruz tabii ki. Bir de gerçekten doğru adresi bulmak. Tabii ki ameliyat kararı çok kolay bir karar değil hastalar için, bunu kabul ediyoruz. Belki yine bunu teyit etmek adına belki başka bir hekimden de görüş almalar ama gerçekten ameliyat gerekiyorsa da bundan kaçınmamaları gerektiğini. Çünkü bu ameliyatlar artık çok pratik ve kolay yapılıp hasta konforunu çok ön planda tuttuğumuz, aynı gün bile taburcu edebildiğimiz, hani halkın gözünde büyüttüğü kadar sıkıntılı ameliyatlar olmadığını vurgulamak isterim. Ve minimal invaziv cerrahi dediğimiz, sadece hedefe yönelik ve diğer organlara hiçbir şekilde dokunmadan, zarar vermeden
kolay yapabildiğimiz ve başarılı olduğumuz ameliyatlar olduğunu hatırlatmak yeterli sanırım. Ben çok teşekkür ederim. Sağlığım için her şeye katılarak laparoskopik ve histereskopik cerrahi tüm yönleriyle anlattınız. Üreme sağlığındaki yeri konusunda bilgi verdiniz. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, Bir Kadın Sağlığı ve Tüp Bebek Köşesi'nin sonuna geldik. Eğer üreme sağlığı ile ilgili merak ettikleriniz varsa, tüp bebek tedavisi ile ya da laparoskopik cerrahi ile ilgili bilgi almak istiyorsanız, sorularınız varsa iletişim bilgilerimiz ekranlarımızda.